hala hep şov, köyü basmışlar. Dağı kaldırmışlar, aşime aşime basmışlar, keçilere koymuşlar. Lan deli, o feneri gündüz vakti niye yakıyorsun? Adam arıyorum, adam. Bulabildin mi bari? Seni gördüm, içim iyiydim kalmadı. Nereye git lan? Lahanet olsun. Ulan dadaylı, oğlum sen ne manyak adamsın ya. Sana şarapçı ol dedik be, Diyojen ol demedik. Diyojen kim lan? Tanımıyorum ben. Sinop'un girişinde heykeli var, gidince görürsün dadaylı, tamam? Mandallama yapma lan. Mandallama yapma. Mandallama yapma. Vallahi büyük para. Güzel kıyak ha. Şimdi bak, bu kıyağın karşılığında sana çok değerli bir bilgi vereceğim, tamam mı? Bak şimdi, elin ayağın soğan sarımsak kokuyor ya. Ne yapacaksın? Haşlanmış patatesle elini ayağını iyice ovacaksın, yumacaksın. Geçecek hepsi. Ne diyorsun? Ne? Ya ne vereyim lan bunun karşılığında? Manyağa bak. Deli misin desin ya? Ta kendisiyim oğlum, hadi bas git aşağıya. Bir lira ya, büyük para bu devirde. Gelen minibüse dikkat et dadaylı. Bunlar beklediğimiz misafirler olabilir ha. İnşallah. Baksana be. Sana söylüyorum baksana. Abi be, hadi bir mazot parası vallahi uşuyor ha. Sen atlı arabaya, sana istediğin kadar mazot, ölene kadar içersin. Allah mı? Siz kimsiniz be abi be? Biz belediyedeniz arkadaşlarla, sana sıcak çorba yatak vereceğiz. Hadi. Aha, hadi bak. Sizi Allah mı gönderdi be abi be? Arabanın içi de artist arabası gibi ha. Ne güzel görünüyor burada. Ne kadar da güzel. Şimdi mi arkadaş ya? Doktor, bir ehliyet ayarlasana. Ben de. Dadayla biz çevirmeye yakalandık. Sen gittiğin yere varınca bizi haberdar et. Mesaj aldıysan da öksür. Ehliyet olsa bitmem. Buyurun. Bir şeyler oluyor doktor. Ya belki de bayıltmışlardır ha. Anlamadım ki abicim. Yani ilacı vermeden öldürmezler herhalde değil mi? Yani ilaç verirlerse etkisinin ne olacağını bilmiyoruz ki. Yani Allah korusun. Teşekkürler. Bankanın güvenliğini arayıp dikkatli olmaları için uyarayım baba? Ertan'ın sağ solu belli olmaz. Tamam ara. Efendim? Nasıl yani? Paraları almadılar, banka müdüresini mi kaçırdılar? Ne diyorsunuz siz be? Hayır. Hayır, polise haber vermeyin. Ben arayacağım sizi. Ertan adamları bankayı basmış.
müdüre hanımı kaçırmış. Niye ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Ertan Bey, ne demek oluyor bütün bunlar? Sakin olun Miray Hanım. Lütfen şöyle oturun. Şimdi sizden rica etsem, şu telefondan İsmet Ali Topçuoğlu'nu arayabilir misiniz acaba? Niye? Niye mi? Bunu ona göstermek için. Bu manyak. Kadını kaçırdığına göre bize hukuki yoldan bir katakulli çevirmeye çalışıyor belli. Ya bu kadar para dururken sen niye tutup da bir banka müdürünü kaçırırsın? Baba basit düşün. Birini kaçırtırsa kesin öldürüp. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmayacak. Ha? Arıyor işte baş belası. Efendim? İsmet Ali Bey, ben Miray. Miray Hanım, ben biraz önce haberdar olduğum durumdan. Nasılsınız? Neredesiniz? Ertan Bey'in yanındayım. Kendisi şu anda başıma silah dayadı. Bir saat içinde buraya gelip sözleşmeyi imzalamazsanız beni vuracakmış. Alo. Duydun mu Topçuoğlu? Sana bir saat mühlet. Kızın için aldım ama... Senin yüzünden içinde oturamadığımız o villadayım. Gel bir gör bak. Dekorasyonu değiştirdim. Dadaylı. Kardeşim bizi duyuyorsan bir ses ver ya Allah aşkına ya. Bu ne? Mors. Mors alfabesi. Özel harekattayken öğretmişlerdi. Ne diyor? Uyanın da balığa gidelim diyor. Lan Dadaylı ne manyak adamsın ya. Dadaylı, nereye götürdüler seni biliyor musun? Bir bilgin var mı? Mevlana Kapısır Otoparkı diyor. Adrese bakıyorum amca. Çıkarın şimdi. Nereden buldun? Leş gibi kokuyor. Hamamdan aldık. Nereden alacağız? Sokaktan tuttuk getirdik işte. Bana daha sağlıklı denekler getirin. Böyle devam ederse netice almamız güçleşir. Kolaysa gitsen getir. Sanki millet kuyruğa girdi de bizi almıyoruz. Bağlayın şunu. Baskın yer, kaçana gelin.
kavgayla geldik biz. Neredesin? O otoparkın orada. Siyah arabanın yanında bir tane gizli kapı var. Hadi bekliyorum çabuk. Lan yoksa hepsini hallettin mi? Ha, hallettim gel. Haber de edeceğiz lan. Ne sandınız oğlum? Ne demişler? Her çakalın bir kurdu var ha? Fırat orada mı? Burada. Çabuk gel. Tamam, geldik biz. Kapıda buluşalım. Lan kalk! Ulan. Sana bu gece ben Milad Aysel'in yapardım ama dua et, benim işim var. Tamam. Hadi görüşürüz. İki kişi daha var aşağıda. Hadi çabuk. Hadi oğlum. Hadi aslanım, dayan. Hadi. Sen minibüsü al, çocukları hastaneye yetiştir. Tamam. Peşindeyiz. Hayla! Ben de biliyorum. Gel bakalım. Boşuna, boşuna uğraştın. Beni konuşturamazsın. Öldürsen de konuşmam. Ölürsen nasıl konuşacaksın gerizekalı? Patronuna iletmek istediğim bir mesaj var. Ona de ki, burası Türkiye. Yok öyle. Serhat Aker'i dört kolluyu ayarlamış, geldiğin yere geri gönderecek seni de. Yürü dadaylı. Silahlarınızı almak zorundayız. Siz de lütfen. Ben silah taşımam. Kusura bakmayın İsmet Ali Bey. Üstünüzü aramam gerekiyor. Ben silah taşımam diyorsam taşımam. Beni Ertan'a götür. Buyurun. Sadece İsmet Ali Bey. Buyurun.
misiniz? Yıllarca kadınlara, çocuklara dokunmak yok diye diye kendi elini kolunu işte böyle bağladın ihtiyar. Ama bak bana, ben özgürüm. Bu özgürlüğü de sen verdin bana, unutma. Beni eze eze içimdeki canavarı zorla çıkardın. Aslında benim sana teşekkür etmem lazım. Ne oldu Topçuoğlu? Dilini mi yuttun yoksa, konuşsana. Bazen sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz. Evet biliyorum. Kimse kaldıramaz. Ben de zaten vecizli sözler ne zaman gelecek diyordum. Ama istersen edebiyatı sonraya bırakalım. Hadi imzala şimdi şunu ve git. Önce kadını bırak. Sen de önce imzala. Kadını bırak. Peki. Bu sefer senin istediğin gibi olsun. Miray Hanım, dışarıda Fatih Bey sizi bekliyor. Onun yanından ayrılmayın. Evet. Buyurun Sayın Topçuoğlu Bey. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepimize hayırlı olur Erdan. Ama senin önce bir seçim yapman lazım. Bilmece gibi konuşma ihtiyar. Ne seçimi? Bizim alemde kadınlarla çocuklara dokunulmaz. Evet. Ama erkeklerle ilgili öyle bir kural yok. Özellikle de 40 yıllık dostunu satanlara. Teşekkür ederim Erol. Tabii ki edeceğim. 40 yıllık dostumu kapıdan çevirecek değilim herhalde. Buyur. Hem Ertan konusunda vicdanım rahat değil. Ama artık patron o. Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne yazık ki öyle. Ertan şimdi de bankayı basıp banka müdiresini kaçırmış. Eğer sözleşmeyi imzalamazsam kadını öldürecekmiş. Ne diyorsun? Diyorum ki Ertan'a sorma zamanı geldi. Banka mı? Babası mı? Ne? İsmet Ali, ne oluyor? Adamlarım, adamlarına merhaba diyor. Yapma Erol. Şimdi söyle bakalım. Oğlun babasını mı daha çok seviyor? Yoksa parayı mı? Baban arıyor. Ben senin yerinde olsam telefonu açardım.
ben sana. Bazen sustum diye yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Ama sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz. Ne var İvan? Birhaniye saldıran o üç kişi... Az evvel laboratuvarımızdan bir tanesine saldırdılar. Tüm derinlikleri alıp götürmüşler. Baştaki adam Serhat Haker'i sana mesaj iletmemi istedi. Dinliyorum. Tamam. Sen takip edilmediğinden emin ol ve buraya dön. Tüm değnekleri bizim minibüsle kaçırdılar. Araçta GPS var. Yerlerini tespit edebiliriz. Ben bulurum. Sen buraya gel. Var mı gelişme doktor? İşte getirdim çocukları, içeri aldırdım. Doktorlara da elimden geldiğince durumu anlatmaya çalıştım. İlaç numunelerini de verdim. Çok soru sormasınlar diye de dışarı kaçtım. Aradın mı çocuğun anasını? Ha, aradım, içeride yanında. Hadi bir bakalım. Hadi. Geçmiş olsun ablacığım. Hoş geldin. Allah senden razı olsun evlat. Bana Fırat'ımı geri getirdiniz. Allah razı olsun. Senden de ablacığım, senden de. Sağ olasın. Durumu nasıl abla? Uyuyor. Doktorlar bir takım testler yapacaklarmış. Testler sonuçlandığında ancak durumu belli olur dediler. İyi, güzel ya. Şimdilik durumu stabil görünüyor. Şükür, çok şükür. Ne oluyor ya? Doktor, ne oluyor? Abicim, vücudu ilaca ters tepki veriyor. Doktor, bir şey yap. Ne yapayım abi? Fırat! Doktor! Defibrilatör. Defibrilatör lazım. Hemşire! Defibrilatör lazım. Ne olur, çabuk olun. Arkadaşlar, şunu bir basın etrafına bakın. Ne olur yardım edin. Hadi. Maalesef hastayı kaybettik. Ne? Nasıl yani? Fırat! Serhat Haker'i siz misiniz? Benim. Telefon size. Evet. Merhaba Serhat.
kimsin lan sen? Az önce benim laboratuvarlarımdan bir tanesini dağıttığını öğrendim. Rusyalı. Senin ve benim kim olduğumun hiçbir önemi yok. Önemli olan kimleri tanıdığımız. Bizi biz yapan müttefiklerimiz ve dostlarımızdır Serhat. Onun bunun evladı. Az önce senin yüzünden gencecik bir can gitti. Laf salatasını kes de çık karşıma. Bir güzel kafana sıkayım senin. Senin benim kafama sıkabilmen için öncelikle benimle aynı ligde oynayabilmen lazım. Biraz önce dağıttığın o laboratuvarlardan onlarcası dünyanın çeşitli yerlerinde hala bana çalışmaya devam ediyorlar. Yani dünyayı değiştiremezsin. Ama emin ol, ben senin ve arkadaşların için dünya değiştirebilirim. Beni bulmaya çalışma. Gücümü sınamaya kalkma. Öfkemden sakın. Çünkü gazabım kimin üstüne inerse onu mutlaka yok eder. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.